Merhaba Bugün bir video serisine başlıyoruz Yokto Üzerinde bazı detaylara değineceğiz pratik olarak da lab ıı, Çalışmaları da yapacağız Şimdi yoktu projesi Hemen nedir ne değildir Şurada detaylı bir şekilde Ama oldukça da kısa bir şekilde ifade ediyor Yoktu projesi bir embedded Linux dağıtımı değildir. Bir Linux dağıtımı değil arkadaşlar yoktu. It creates a custom one for you. Bu bizim için, bizim customize ettiğimiz, bizim kendi ihtiyaçlarımıza yönelik değişiklikler, modifikasyonlar yaparak son haline getirebileceğimiz, Gigabyte'lar büyüklüğünde, desktop boyutunda veya sunucu boyutunda olabileceği gibi, x86 mimari için olabileceği gibi, Bizim biraz sonra çalışacağımız arm mimarisi için e, çeşitli ebatlarda ihtiyacınıza göre sizin elektronik kartınızın veya target hedef cihazınızın e, ihtiyaçlarına ve e, kapasitesine donanım kapasitesine göre e, büyüklüğü, küçüklüğü değişen, özellikleri değişen iki yoktu e, konfigürasyonu arasında en ufak bir bağlantı dahi olmayacak şekilde birbirinden farklı e, dağıtımlar kendinize oluşturabileceğiniz bir proje. İçerisinde e, kendine göre sentaksi olan özel konfigürasyon dosyaları barındırır. Birazdan detaylarına bakacağız. Ve bunları e, kâ, e, 5 shell script bilginizle, e, kah Python bilginizde, ee, ve aynı zamanda Yocto'nun kendi e, konfigürasyon sentaksına hakim olarak e, kendinize bir Linux dağıtım oluşturacaksınız. sizi Sıfırdan başlatıyor. Hayır, Poki isimli bir referans e, embedded Linux distribüsünde bir Poky referans Linux dağıtımı ile bizi başlatıyor. E, Yocto projesi bugün Linux Foundation çatısı altında ve e, embedded Linux dediğimizde de facto bir proje olarak. Karşımıza çıkıyor. Bu yudrutu artık neredeyse unutturacak tüm platform sahiplerinin desteklediği, önerdiği kendi SDK'larına, software development kitlerinin içerisinde barındırdığı ve software development kitlerini yoktu üzerinden oluşturdukları bir dünyaya geldik. Şimdi bu yoktuyla, siz sıfırdan, hiçbir tool chain tanımlamadan kendi verdiğiniz mimariye göre sizin için bir tool chain oluşturuyor. ve o tool chain ile sizin U-Boot'dan yani bootloader'dan kernel'a, kernel'dan rootfs'e tüm dosyalarınızı derleyerek size bir imaj oluşturuyor. Bunun için ee, belki dokümanlarda rastlarız rastlamayız. Bir e, 150 GB civarında bir e, disk kapasiteniz olduğunu emin olun maksimum. Tabi bu 150 GB'lere kadar çıkabilen, e, belki daha fazlası varsa ben bilmiyorum. E, bir disk, e, oluş, disk tüketecektir. E, ama günün sonunda belki sizin 10 megabaytlık bir RAM disk imaj çıktınız olacak. Bu önemli değil. E, yoktu onun çalışmak için ve e, size e, pek çok paket derleyeceği için e, ihtiyacı olan hepsini source code'dan indirecek, hepsinin binary'lerini barındıracak. E, dolayısıyla geniş bir diskete ihtiyacınız var. Şimdi gelin başlayalım. Docs'a tıklıyorum ilk olarak. Şimdi bakın burada Newton'da yoktu Project. Eğer yeniyseniz bizi e, software Overview'e okumayı tavsiye ediyor ilk önce Ondan sonra buraya geri gel kardeşim diyor Hadi biz onun dediğini yapalım tamam şimdi ha e, yoktu proje e, her ne kadar detah ettiğim gibi de facto haline gelmiş olsa da sektörün elden şu andsi çatısı altında bir proje olması sektörün tüm e, e, platform üreticileri tarafından sunuluyor kullanılıyor. ...SDK'larını bunun üzerinden geliştiriyor olmaları vesaire. Buna rağmen odası da yola sıfırdan başlamış bir proje değil. Open Embedded isimli... ...yani Buildroot kadar eski... ...bir build... ...otomasyon uygulamasıydı bu da. Open Source Build Engine. and Yoktu Project Compatible Metadata for Embedded Linux. İşte birazdan meta layer'lar, meta layer'lar aşağı, meta layer'lar yukarı... ...konuşacağız ama bunlar hep Open Embedded teknolojisi üzerinden geliyor. Poki bakın kesişiyor. Yoktu Project Open Source Reference Embedded Distribution. Ee, benim kullandığım şimdiye kadar açık söyleyeyim 3 e, e, yoktu tabanlı projede bulundum. Bunlar çok birbirinden farklı detaylarda dokundum. Ve ben de halen yoktuyu öğrenmeyi sürdürüyorum. Açıkçası birazdan açacağımız dokümanlarda. Ben de aa bu böyle miymiş diyeceğim e, şeyler olacak şaşırmayın. E, oldukça detaylı kendine göre düşünüyorum. E, kendine göre derinlikleri olan Learning Curve biraz uzundur ama diyor e, dökümanlarında da şu bu sayfaları okursunuz sizler de. Learning Curve uzun olacaktır yani öğrenme yeriniz uzun olacaktır bu yıldırıta göre ama e, günün sonunda e, çok daha e, mühendislik detayı detayında customizasyon e, size kabiliyeti veren bir proje elimizde var. E, çok kalabalık bilgiler e, karşınızda olacak ama sizler e, gömülü sistemlerle ilgilenen insanlar zaten data sheetler, manueller. E, elektronik kökenli geliyorsanız e, her bir komponentin data detaylarını, kavramlarını incelemekte incelemektesiniz. ve zaten bu analitik ve fokus odaklama kabiliyetinde insanlarsanız. E, dolayısıyla bu size yeni bir bilezik olarak karşınızda arkadaşlar. Çekinmeyin. E, duraksamayın, bu bileziği edinin. Şimdi bir yazılımcı kökenli gelen arkadaşlar Blok diyagramlarla düşünmeye daha yatkın insanlar. Veya sistem kökenli gelen insanlar. Tabii yukarı ben hep bunu bahsedeceğim videolarda. Aşağıdan gelenler yukarıdan gelenler diyeceğim. Aşağıdan gelen insanlardan kastım elektronik dizayndan e, yazılıma doğru yukarı doğru çıkan insanlarken sistem tarafından gelenlerse e, daha çok sunucu sistemleri beklet yazılımlar geliştirirken hayatın kaderin cilvesiyle bir şekilde emredip linux'a bulaşmak zorunda kalmış insanlar olacak. E, onlar e, so, sunucu tabanlı yazılımlar yazarken kendilerini burada bulmuş e, Arkadaşlar da e, blok diyagramlarla siz de düşünmeye yatkınsınız. E, bunlar da neticede bir yazılım mimarisi. Sizin için de korkacak bir şey yok. Elektronikçiler için de korkacak bir şey yok. E, ama e, biraz e, öğrenme eğrisi uzun olacak. O yüzden aceleci davranmayın. Samimi söylüyorum. E, benden sonra bu konuya başlamış arkadaşlarımdan ben pek çok şey öğrenebiliyorum. Çünkü orayı es geçmişim görmemişim pek çok kavramı konusu var. Ee, ama bu eğitim sonunda temellerini sıkılaştırmış. Temellerine siz başlamış olacaksınız. Açıkçası ben de sıkılaştırmış olacağım. Şimdi başka blok diyagramlarında e, bakın burada meta open embedded'dan bahsediyor. Bu meta layer'lardan ayrıca bahsedeceğim. Ee, burada bir hiyerarşi var. Layer'lar Layer'larda e, en önemli hiyerarşide en önemli noktalarda. Layer'ların içerisinde e, neler oluyor? Layer'ların içerisinde de reçeteler, resipler olacak. E, onların altında e, başka kavramlar var. Onları e, beraber irdeleyeceğiz. E, burada da ifade ettiği gibi e, şu başlık altında burayı dikkatli okumanızı diliyorum. Evet, burada. E, Nasıl e, Linux'ta her şey dosyadır diyoruz, yok da da her şey layer'dır desek e, yeri var. E, katmanlar içerisinde düşündürüyor bizi. İlişkili paketleri bir arada, örneğin e, geçenlerde uğraştığım meta security diye bir layer vardı mesela. İlgili paketler bir araya e, getirilmiş e, ve hatta paketleri bir araya getiren paketler de içerisinde programlanabiliyor. Burada en önemlisi ne diyor? E, collaborative or community supply. Ve siz diyor ki users can collaborate, share and reuse layers. E ne yapacaksın? E sen böyle e, layerlar halinde, katmanlar halinde ilgili paketleri bir arada programlayarak, kastimize ederek, e, katmanlar halinde düşünerek bunu paylaşılabilirliğini, e, yani git'e bunu attığında başkasının bunu update daha kolay update edilebilir e, blokların e, varlığına sağlamış oluyor eee örneğin demişti BSP layer olabilir, GUI layer olabilir. Distro configuration yani e, sizin Poky'i konfigür ettiğiniz veya pokiden başka distro e, oluşturduğunuz şeyler bir meta layer olabilir. Middleware Middle e, middleware'ler veya bir application. E, sizin e, cihazınızın içerisinde açacağınız business applications yani kendi geliştirdiğiniz yazılımı da e, bir layer olarak düşünmeniz veya mevcut bir layer içerisinde resip olarak da reçete olarak da düşünmeniz mümkün tabi ama çok fazla uygulamalarınız vardır meta tre işte company applications diye bir layer'ınız olduğunu ve o on onun altında topladığınızı da düşünebilirsiniz ee, ne oldu ilgili benzer başlıkları bir araya topladığımız şeyler bakın şurada highlight yaptığım kısım var use bsp layers from silicon vendors when possible e tabi sen zaten TI'den veya NXP'den veya işte efendim Atmel'den veya ST, ST'den bir donanım alıyorsun. Sen bir board üreticisi olduğunuzu düşünüyorum. Veya boardu single board computer'ı e hazır aldığınız durum içinde geçerli. O zaman single board computer'ı tasarlayan firmadan BSP isteyeceksiniz. O da kimden alıyor? NXP tabanlı geliştirmişse NXP tabanlı bir BSP'si var. Şimdi o BSP'yi aldığı zaman ne olacak? MetaTire NXP, MetaTire TI gibi. Hatta bunu çok daha kolay kullanım haline getiriyorlar. Yani Yokto'dan biraz da yalıtıp, Yokto ile generate edip, Yokto'dan biraz da yalıtıp web sitelerine koyabiliyorlar mesela TI'nin yaptığı gibi. Mümkünse filme YoctoProject.org'dan başlamayın. Film bu, mesele bu. Onlara değineceğiz. Şimdi ama ana hatlar açısından bu web sitesindeki şeyleri okumanız çok faydalı. Bakın diyor ki test edilmiş layer listesi ahanda buradadır diyor. Biz de gidelim ve diyor daha az e, evrensel geçerliliği olan Open Embedded Layer Index var diyor. Yani bu da var ama diyor çok da sorumluluğu kabul etmiyorum diyor. Bakın Meta Intel, Meta TI e, bu versiyon. Roko'ya kadar var demiş. Roko'dan sonra Sumo'nun da var aslında. Bu web sitesinde onu göstermiş. Meta Intel'in Sumosu ha aşağılardaymış. Zeus son versiyon. E, bu Android'deki gibi arkadaşlar takma isimleri var. Ya Debian'ın e, Toy Story'den e, esinlenerek e, işte Debian Jessie, Debian Vesaire e, versiyonlarına kod isim takması var ya Ubuntu'nun da öyle, Android'in de öyle. Debian'ın da öyle. Burada da öyle. Zeus mesela son versiyon işte. Tut var ondan önce. İşte P, R, S, T, Z'ye kadar gelmişler. S, Sumo. Mesela birazdan biz Sumo ile uğraşacağız. Sumo güreşi yapacağız. Zeus son. Z'den sonra A'ya geri dönecekler herhalde. Efendim. Meta Arago dedi. Yine TI ile alakalı aslında. O bir distro. Evet. Çok güzel. Meta küt 5. Evet küt 5 entegre edecekseniz Meta küt 5 e, layer'ları içerisindeki resiplerle e, reçeteniz gelecek. Gibi gibi. OpenAmbedded layer'da da e, bazı şeyler var ama less validated dediği için hani e, ama tabi Atmel almasıdır. Meta Atmel atıyorum. Tested değil midir acaba? Burada yok mu? Bakalım. Meta Atmel. Bak meta atma daha yoktu project listesinde değil. Tested olmamış. Olsun. Atmel atma kartınız varsa ama kullanacaksınız yani. Neticede atma bunu sunuyor. Neyse. Şimdi bu siteleri kapatıyorum. 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 Ha, bunu oku. Gel bakayım sonra tekrar buraya geri gel. Geldik. Şimdi yoktu project quick build diye bir bir. Elde var bir. Açalım. Ama buradan gitmeyeceğiz. E Biraz daha tecrübelendikten sonra hatırlamak için buradan Ben açıp buradan başlamıştım son projem ama biraz tecrübelendikten sonra onu yaparsınız Heh, Şimdi bakın biraz önce boyutlardan filan bahsettim Onları da şimdi hemen hızlıca göstereyim Evet bir no'lu linke biraz önce şuradan tıkladık Quick build sayfasına bakın burada aslında sıfırdan ne hangi satırları çağıracağımıza kadar nasıl başlayacağımıza kadar hani vanilya stilde bize bize bir şeyler gösteriyor açıkçası. Tabii bunun sonunda kemo sanal bir makine oluşturacağını size basit bir bilgi sunuyor. Biz buradaki adımlardan gitmeyeceğiz. Tabii ki bunlar referans adımlar. Herkesin baz aldığı aslında adımlar. Biz birazdan bootle firmasının Creative Common lisanslı, e, aynı bu dokümanın da Creative Common lisansı olduğunu belirteyim. Yani bu tarz videolarda e, rahatlıkla e, kullanabileceğimiz, e, bunu siz dağıtabilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz, kendi web sitenizde yayınlayabilirsiniz. Yeter ki Creative Common lisansına uygun hareket edin yani. E, biraz lisanslar konusuyla da alakalı bir yeri gelmişken söyleyeyim bir parantez. E, o konuda da bir video serisi planlıyorum. Açık kaynak lisanslar hakkında. Ee, şimdi bize hoş geldiniz dedi. Biz de hoş bulduk diyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, Ubuntu 18.04'ü daha çok tavsiye edeceğim. 20.04 şimdi çok genç. Belki kullanacağımız e, yoktu. Sumo ile uyumsuzluklar olmasından korkabilirim. Ee, ufak tefek minicik şeyler midemizi bulandırmasın. Ubuntu 18.04 bir sanal makinenizin olması tercih. Bunun dışında e, cross platform çalışmak isterseniz tavsiye etmiyorum ve konuya değinmiyorum. Ama WSL'den mesela bahsedebilirim. Windows Subsystem for Linux konusunu mutlaka eğer yeni duymuşsanız çalışın. Hayat kurtarıcı. E, şu an benim bilgisayarımda da WSL 1 var Windows makinemde. E, v 2'ye ben de upgrade olacağım. E, v bir biraz daha emülasyon tarzında e, genişletilmiş size bir 5 kabuk tecrübesini o kadar genişletmişler ki e, siz bir Ubuntu dağıtımda kendinizi hissediyorsunuz Windows'un içerisinde açtığınız bir komut satırında e, bu WSL ile ilgili de e, bir e, video yapacağız. E, WSL 2 ise daha e, sana, mikro sanallaştırma. Windows'un yeni geliştirdiği Canonical'la yapıyorlar bu arada bunu bu projeyi. Canonical da Ubuntu'nun arkasındaki firma. hani bir espri var ya yakında Bill Gates Ubuntu'yu desktop'ını değiştirip Windows'ya diye satacak diye iş gidiyor oraya doğru gidiyor mesela. Şimdi WSL2 ile artık baya baya çok tiny mini mini bir sanallaştırmayla bir Linux koşuyor, bir Ubuntu koşuyor daha gerçek. Yani orada native POSIX, yani POSIX sistem fonksiyonlarını, POSIX'in tüm nimetlerini hemen hemen çalıştırabileceğiniz bir platform. Ötekisi WSLv1 WSL ise işte DEP paketleri indirebiliyorsunuz. Yani daha high level'da, application seviyede size bir Ubuntu tecrübesi yaşatıyor şakacıkta. Ha diyor ki, yani bu, bu bu konu hakkında da içerik vermiş olduk hafiften. E, WSL1 WSL V1 ile uyumlu değildir. çok beklendiği gibi yani o da. Ama WSL2 ile uyumluyum ama o da officialı değil yani. Officialı değil ama aramızda kalsın. Chattrwin WSL2 ile e, çalışıyor diyor. E, ben arkadaşlar bu eğitimde de e, günlük hayatınızda da e, tüm yokta çalışmalarınızda da Ubuntu Linux kullandığınızı varsayıyorum ve geçiyorum konuya. Şimdi compatible Linux distribution diyor. 50 GB of free disk space. Valla 50 diyor da bunun başına bir bir koyun yani bir 150 GB free disk spaceiniz olsa tavsiye ederim. Ee, bunun dışında gitter, Python, GCC' siz zaten e, bunlarla uyumlu minimum bunların olması gerekiyor diyor. Ee, şu paketleri biz ayrıca bu e, dökümanı dokümanı üzerinden gideceğiz, orada kurduracağız bazı paketler arkadaşlar. Ee, buradaki kurulumları. En azından benim bu videomu baz alarak yaptığınız çalışmalarda şimdilik bu satırları kullanmayın ama bilin diyorum ve geçiyorum.